Değerli basın mensupları. Ülkemiz bugün değerli bir devlet adamını yitirdi. Sayın Mesut Yılmaz uzunca bir süredir verdiği yaşam mücadelesini maalesef kaybetti. Vefatından dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Sayın Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Başbakanlığı döneminde kendisiyle bürokrat olarak aynı masanın etrafında çalışma imkanını bulmuştum hızla karar verebilen, krizler karşısında dik durabilen bir siyasetçiydi. Mekanı cennet olsun. Değerli basın mensupları, milletimiz dün Cumhuriyetimizin 97. yaşını her şeye rağmen büyük bir coşkuyla kutladı. Cumhuriyet teba değil, yurttaş olmanın adıdır. Kula kulluk etmemektir. Cumhuriyet insan onuruna en çok yakışan rejimin adıdır. Cumhuriyet özgürlüktür. Cumhuriyet dayanışmadır. Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Cumhuriyet milli iradedir. Cumhuriyet bir çobanı merasından alıp Cumhurbaşkanı olma fırsatını veren idarenin adıdır. Atatürk milli irade yalnız bir şahsın düşünmesinden değil, milletin arzularının ve emellerinin bileşkesinden oluşur diyor. İşte bu fikir, bu sözler de Cumhuriyet'in temelidir. Kurtuluş savaşımızın en zorlu günlerinde dahi milli mücadele meşruiyetini millet iradesinden almıştır. Modern Türkiye Cumhuriyeti devletinin mayasında Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyeti vardır. Misak-ı milli vardır. Anayasa tamimi, Amasya tamimi vardır. Erzurum Kongresi vardır. Sivas Kongresi vardır. Ve en önemlisi Gazi Meclisimiz vardır. Cumhuriyetimizin kurucu önderleri savaş meydanlarında milli mücadeleye başlamadan önce milli mücadelenin hukukunu oluşturmuşlardır. Ve buna her zaman saygı göstermişlerdir. Gazi Meclis kurtuluş mücadelesi verirken dahi içinden çıkardığı hükümeti çok ciddi bir şekilde denetlemiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önderimiz Atatürk dahil hiç kimse kendini hukukun üstünde görmemiştir, görememiştir. Bu ülkenin kurucuları yokluklar içinde, salgın hastalıklarla kırılan topraklarda milletin iradesini esas alarak uçurum uçurumun kenarındaki yıkılmış bir ülkeyi uluslararası toplumun saygın bir üyesi haline getirmişlerdir. Milletimiz böyle onurlu bir geçmişin, böyle onurlu bir mirasın sahibidir. Ancak bugün milletimizin 98 yıl önce son verdiği tek kişinin iradesiyle ülkeyi yönetme anlayışı saray rejimiyle yeniden ihya edilmek istenmektedir. Cumhuriyetimizin tüm kurumları saldırı altındadır. Devletin çatısı olan anayasamız tayir, tebdir ve ilga edilmektedir. Bugün sarayın vesayeti altındaki yargıçlar yasama organı üyesi bir milletvekili hakkında anayasal dokunulmazlığını bir kenara itip karar verebilmekte, milli iradeye dönük bu hak gaspını kaldır diyen Anayasa Mahkemesi kararını da tanımamaktadırlar. Milletin birliğini temsil etmesi gereken Cumhurbaşkanlığı koltuğuna bir parti genel başkanı oturmuştur. Cumhurbaşkanı Milleti bölen bir cumhurbaşkanlığı, milleti bölen bir makama dönüşmüştür. Tek adam vesayet rejiminde ülkemizde derin bir devlet krizi yaşanmaktadır. Partili cumhurbaşkanı devletin memurlarını partisinin memurlarına çevirmiştir. Valiler, kaymakamlar iktidar partisinin il ve ilçe başkanı gibi davranmaktadırlar. Parti söylemleri valilerin tören konuşmalarına yansımakta. Muhalefet milletvekilleri Cumhuriyet Bayramı törenlerinde yok sayılmaya çalışılmaktadırlar. Anıt Kabir'de, atamızın kabrinde defalarca uyarmamıza rağmen dün de bazı kendini bilmez densizler kabir adabına uymayarak bir partinin genel başkanı lehine tezahürat yapmışlardır. Bu seçme densizleri oraya dolduran densiz kimdir? Anıt Kabir'de bu terbiyesizliklerin sıradanlaştırılması asla kabul edilemez. Ama hemen şu hususun altını da çizmek isteriz. Ülkemizde şartlar ne kadar ağır olursa olsun cumhuriyetimizin mayası sağlamdır. Umutsuzluğa asla yer yoktur. Büyük önderimizin dediği gibi umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının şafağındayız. İkinci yüzyıla girerken Cumhuriyeti gerçek demokrasiyle taşlandırmak hepimizin, başta partimizin boynunun borcudur. Değerli basın mensupları, bugün saray millete dürbünün tersiyle bile bakamamaktadır. Bakmamaktadır. Millet ne yer, ne içer, Hali nicedir. Sarayın umurunda bile değildir. Erdoğan'ın yakalandığı kibir hastalığı dönülmez bir noktaya ulaşmıştır. Millet liyakatsiz bir yönetimin elinde kuru ekmeğe muhtaç hale gelmiştir. Bunu sarayın küçük ortağı ve bekçisi de söylemektedir. Hatta söylemekle geri kalmamaktadır. Teşkilatlarına talimat vererek askıda ekmek kampanyası başlatmıştır. Aslında bu kampanyanın 2001'de bir esnafın başbakanlığın avlusuna attığı yazar kasadan farkı yoktur. Ancak sarayın kibirlisi bugün Türkiye'de evine ekmek götüremeyen diye bir şey yok diyerek bir yandan ortağına ve ayar vermeye kalkmaktadır. Bir yandan da milletler milletten ne kadar kopuk olduğunu ortaya koymaktadır. Sarayın küçük ortağının buna cevabı ne olur? Bu bizi ilgilendirmiyor. Ama boş tencere gibi evine ekmek götürmeyenler de hükümetleri götürür. AK Parti genel başkanına hatırlatalım. 18 yıldır yönettiğiniz bu ülkede koca elinde oğluna okul pantolonunu alamadığı için yaşamına son veren baba oldu mu? Oldu. Evlatlarını ısıtamadığı için Adana'da yaşamına son veren anne oldu mu? Oldu. Hatay'da "Çocuklarım aç, işsizim." diyerek valilik önünde kendini yakan baba oldu mu? Oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin duvarının yanında işsizlikten kendini yakan insanlar oldu mu? Oldu. Umutsuzluğa kapılan aileler toplu olarak canlarına kıydılar mı? Kıydılar. Sayın Erdoğan, soruyoruz çaresizlikten, kimsesizlikten, canına kıyma noktasına gelen insanlarımız da mı durumu abartıyorlar? Bu ülkede insanlar başkalarının sofralarında kalan yemeklerin peşinde koşup çöpten ekmek toplamıyor mu? Topluyor. Bu acıların hepsi sizin yönetiminizde bu ülkede yaşanıyor. Ama tok açın halinden elbette anlamıyor sarayda pataşur içinde çerkez tavuğu, zencefilli somonlu suşiler, kornişona sarılı dana rozbifleri, ejder meyveli sumitiler eşliğinde mide iniyor. Ama millet sayenizde askıda ekmek kovalıyor. Millet size canıyla ihtarname çekiyor, görmüyorsunuz. Evime ekmek götüremiyor diye bağırıyor, duymuyorsunuz. Yetmiyor, bu biraz abartılı olur oluyor diye tersliyorsunuz. Millet'i unuttunuz. Varsa yoksa yandaşlar, varsa yoksa saray sosyetesi. Bir bütçe getirdiniz. İçinde ne esnaf, ne emekçi, ne iş insanı, ne çiftçi, ne de besici var. Sadece faiz lobisi ve saray sosyetesi var. Gelecek yıl bütçeden çiftçiye, besiciye, sütçüye verilecek destekleri arttırmayacağız demişsiniz. Bu yıl verdiğimiz 22 milyar düzeyinde tutacağız diyorsunuz. Bu nedir? Damat bakan 8,5 liraya dayanan dolara bakmayınca anlaşılan gübre, mazot, yem, tohum fiyatlarında dolara bakmadığını düşünüyorsunuz. Oysa son bir yılda etlik piliç yemi fiyatı %58, yumurta üretiminde kullanılan yemin fiyatı %56, Et ve süt üretiminde kullanılan yemlerin fiyatı yüzde 48 artmış. DAP gübresinin tonu geçen yıl 2400 liraydı. Bu yıl 3000 liraya yükselmiş. Bu yılın Nisan ayında 4 lira 91 kuruş olan mazot şimdi 6 lira 22 kuruş. 180 litrelik traktör deposunu doldurmak için çiftçi bundan 3 ay öncesine göre 340 lira daha fazla ödemek zorunda. Ama devletin önüm devlet önümüzdeki yıl üreticiye vereceğim destek tarımsal destek yerinde sayacak diyor. Bu da yetmiyor. Gübre ve mazot desteğini de bu yıl verdiğinin altına düşürüyor. Seçimden önce çiftçiye deponun yarısı sizden, yarısı bizden diye bağıran bu iktidarın yetkilileri değil miydi? Bu nasıl bir hesap? Bu nasıl bir zulüm? bütün dünya pandemi ortamında çiftçisine, üreticisine sahip çıkıyor, destek veriyor. Bunlar çiftçiyi, tarımı, besiciyi saraylarının kapısında unutuyorlar. Gıda güvenliği, ithalatçıya veya başka ülkelerin çiftçilerine havale edilemez. Diğer taraftan tarım kanunun 21. maddesi var. Her yıl milli gelirin en az yüzde biri kadar tarımsal destek çiftçiye vereceksiniz. Bu emir, kanunun emri. Buna göre 2021'de verilmesi gereken destek 56,4 milyar Türk lirası. Siz ne vereceğiz diyorsunuz? 22 milyar Türk lirası. Yani bunun yarısı bile değil. Son 15 yılda çiftçiye kanunen ödenmesi gerektiği halde ödenmeyen destekler toplam 211 milyar liraya ulaştı. Hala 211 borcunuz çiftçiye 211 milyar liraya ulaşmış. Hala daha bu yılda çiftçiye borç takmaya devam edeceğiz diyorsunuz. Ne diyelim? Keser döner, sap döner. <laughs> bu hesapta ilk sandıkta döner. Orta vadeli program açıklanalı bir ay oldu. Daha mürekkebi kurmadı. Ama tüm hedefleri şimdiden hayal oldu. Dolara bakmayan damat daha bir ay önce doların bu yıl 6 lira 91 kuruş, gelecek yıl 7 lira 68 kuruş. Sonra 2022'de 7 lira 88 kuruş, 2023'te de 8 lira 2 kuruş olacağını açıklamıştı. Peki dolar bugün ne kadar? 8 lira 34 kuruşu geçti. 2023 tahminini bir ayda solladı. Bu korkunç bir devalüasyon. Şimdi Serbest kur rejiminde devalüasyon olmaz diye bilgiçlikle taslarsınız. Serbestçe dalgalanan kur rejimindeysek Merkez Bankası'nın kasasından 120 milyar dövizi kime neden sattınız? 2013'te 1 trilyon dolara yaklaşan milli gelir bu yıl kurdaki bu gidişle 700 milyar doların altına düşecek. 600 milyarlarda kalacak. Şimdi sarayın kibirlisi, kibirlisi çıkıyor. IMF'nin OECD'nin ölçeklerine bakıyorsun. En iyi konumda olan ülke biziz diyebiliyor. Güler misiniz, ağlar mısınız? Kendisinin bahsettiği IMF'nin ölçeğine göre önümüzdeki yıl Türkiye dünyanın en büyük 20 ekonomisi liginden düşecek ve bu ligden düşen tek ülke biziz. Nüfusu bizim üçte birimizden az olan Tayvan önümüzdeki yıl bizim yerimize gelecek. Yani en büyük 20 ligine çıkacak. Bu durumda biz nasıl en iyi konumdaki ülke oluyoruz? Bunu bir izah etmek gerekiyor. Programda 2020 için cari açık tahmini 24,4 milyar dolardı. Ama ilk 8 ayda cari açık 26,5 milyar dolar oldu. Bu tahmin de çöp oldu. Programda enflasyonun bu yıl yüzde on olacağı açıklanmıştı. Daha bunun üzerinden bir ay geçmeden geçtiğimiz hafta Merkez Bankası enflasyonun yıl, bu hafta Merkez Bankası enflasyonun yıl sonunda yüzde on üzerine çıkacağını açıkladı. Yani bu nasıl bir koordinasyon devlet kurumları arasında? Şimdi tahminler tutmazsa ne olur diyemeyiz. Çünkü bu program, bu programdaki tahminler, rakamlar bütçeye de dayanak teşkil ediyor. Bütçeden ödenecek emekli maaşları, yardımlar, destekler de hep bu tahminler esas alınarak belirleniyor. Aslında enflasyon rakamlarındaki bu karmaşayla emeklilere kumpas kuruluyor. Emekliler enflasyona ezdiriliyor. Orta vadeli programda çöken her hedef milletin üzerine çöküyor. Milletimiz fukaralaşıyor, satın alma gücü eriyor. Bu nedenle daha mürekkebi kurumadan kadık olan bu program ve bütçe Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin ve bürokratların ortak çalışmasıyla yeniden yapılmalıdır. Meclisimiz milletin huzuruna tek adamın vesayetinden kurtulmuş istişareyle hazırlanmış sağlam gerçekçi bir bütçeyi getirebilmelidir. Değerli basın mensupları, ekonomide kaybolan güven ve hovardaca tüketilen döviz rezervleri sonucunda ülkemiz bir devalüasyon sarmalına girmiştir. Yaşanan devalüasyon hem şirketlerin hem de devletin bilançolarını alt üst etmektedir. 2009'da Döviz geliri olmayan şirketlere dövizle borçlanmanın önünün açılması sonucunda reel sektördeki şirketlerin döviz açık pozisyonu hızla arttı. Bugün şirketlerin net döviz borcu 162 milyar dolar. Türkiye bu nedenle 2013 yılından beri dünyada en kırılgan 5 ekonomi arasına girdi. O günden bugüne de buradan çıkamıyor. Sadece son iki ayda devalüasyon nedeniyle şirketlerin yabancı para cinsinden borcu 159 milyar lira arttı. Bunu şirketler nasıl ödeyecekler? Yazam yapacaklar, ya işçi çıkaracaklar ya da kapılarına kilit vuracaklar. Yerli parayı pul ettiler. Paramıza güven kalmadı. Böyle olunca da hazine sadece dışarıdan değil içeriden de dövizle ve altınla borçlanmaya başladı. Döviz riskini üzerine aldı. Hazinenin dövize endeksli iç borç stoku 42 milyar dolar Eylül sonunda. Hazinenin dış borç stoku ise yine Eylül ayı sonunda 111 milyar dolar. Her ikisinin toplamı 153 milyar dolar ediyor. Son bir ayda gerçekleşen devalüasyon bütçeye 98 milyar dolar yük getirmiş. Şimdi bu nereden ödenecek? Hangi yatırımları kısacaklar? Kimlere yapılan yardımları vermeyecekler? Kimlere ödenecek maaşları kesecekler? Diğer taraftan hazinenin döviz cinsinden hiç borçlanmasının vadesi 1 ila 2 yıl. Faizleri ise Amerikan dolarıyla yapılan borçlanmalarda %3,5 4 aralığında. Euro ile yapılan borçlanmalarda yüzde iki üç civarında. Oysa aynı vadede Amerikan tahvillerinin faizi binde bir, Almanya ve Fransa'da ise eksi. Dövizle yapılan iç borçlanmaların hem faizleri yüksek, vadeleri kısa, hem de bu kur riski hem de kur riskini bütçeye taşıyor. Böyle bir hazine, kamu finansmanı ve risk yönetimi olmaz olamaz. Bu kafayla idare edilen borç memleketi hızla düğünü umumiyenin eşiğine getirir. Özel sektörde şirket finansmanını böyle yöneten finans müdürünü patron bir dakika bile şirketinde tutmaz. Derhal kapının önüne koyar. Devleti özel sektör gibi yönetme iddiasıyla gelen tek adam rejimi bu başarısız yöneticiyi damat diye daha ne kadar zaman kayıracak? Bu beceriksiz yönetimin elinde Türkiye düşük ve orta gelirli ülkeler arasında en borçlu 10 ekonomiden biri oldu. Bu ülkeler arasında Arjantin'den sonra rezervlerinin, döviz rezervlerinin borcu karşılama oranının da en düşük olduğu ikinci ülkeyiz. Borç çok, borçlanmanın maliyeti çok ama karşılığında rezerv de yok. Eylül ayı itibariyle iade etmek kaydıyla başka ülkelerden alınan paralar hariç yani swaplar hariç net rezervlerimiz eksi 49 milyar dolar. Merkez Bankası'nın döviz rezervi negatif bakiye veriyor. Bu da yetmiyor. Eylül'de Merkez Bankası'nın kasasından 45,5 ton altın satıldığını öğreniyoruz. Anlaşılan bu yönetimin niyeti kasanın dibini iyice sıyırıp ondan sonra çekip gitmek. Yaşadığımız devalüasyon, devalüasyonlar bir tek dövizle garanti verilen yandaş müteahhitlere yarıyor. Dolar arttıkça dolarla verilen garantiler de artıyor. Bu yılın ilk 9 ayında bir kuruş bile harcamadan yapıldığı iddia edilen kamu özel işbirliği projelerine verilen hazine garantilerine bütçeden ödenen para 11 milyar liraya geçti. Osman Gazi Köprüsü'ne günlük 40 bin araç geçiş garantisi verilmişti. Araç başı garanti edilen ücrette 35 dolar artı KDV'ydi. Şu an Karayolları Genel Müdürlüğü sitesinde bu köprüden otomobil geçiş ücreti 117 lira olarak görünüyor. Ama bugünkü kurla garantili köprü geçiş ücretinin 316 lira olması gerekiyor. Her geçen araba başına hazinenin milletin kesesinden ödediği para 199 lira. Bu fark bir de geçmeyen arabalar var. Bunlara da milletin cebinden 316 lira çıkıyor. Her bir araba başına. Bu projeler, bu projeleri yürüten yandaşlar bütçeyi kemiriyor. Değerli basın mensupları geçtiğimiz hafta piyasalara Merkez Bankası 300 bas puan faiz arttıracak diye dedikodu yararak döviz kurunu tutmaya çalıştılar. Önce bu haberlerle döviz düştü. Ama Merkez Bankası yaptığı toplantıda faizleri arttırmayınca bu sefer kurlar rekor üstüne rekor kırmaya başladı. Şimdi 300 bas puan faiz artışı da piyasaları yatıştırmayacağı benziyor. Bu sözde uyanıklığın bedeli belki de binlerce bas puanlık faiz artışlarıyla ödenecek. Ekonomi kazık fren yapmak zorunda kalacak. Bugün sayıları on buçuk milyona dayanan işsizlerin sayısı daha da artacak. Faturada her zaman olduğu gibi en ağır şekilde millete çıkacak. Damat ekonomiyi öğrenecek diye ülke ve ekonomi perişan oldu. Ama ne gam, saraya göre abartılacak hiçbir şey yok. Onların tuzu kuru, değerli basın mensupları. Ekonominin içine düşürüldüğü buhrandan çıkış için birbirini destekleyen iki temel unsur şart. İlki ehliyetli liyakatli kadrolarının elinde uyum içinde çalışan kurumsal altyapısı güçlü, ekonominin tüm aktörleriyle istişareye açık bir yönetim. İkincisi ise ayakları yere basan, etrafında mutabakat sağlanmış, yapısal reformlarla güçlendirilmiş, ciddi bir ekonomik programın tabitsiz şekilde uygulanması. Gelinen noktada yeni kurallara, yeni kurumlara ve bunları hayata geçirecek yeni kadrolara ihtiyaç olduğu açık. Bunlar olmadan ekonominin yeniden dikiş tutması, ülkemizin buhrandan çıkması mümkün değil. Metal yorgunu olan mevcut yönetimin bunu becerebilmesi ise imkansız. Bunu milletimiz de görüyor. Sırtındaki yük daha da ağırlaşmadan bir an evvel milletin hakemliğine başvurulmasını bekliyor. Değerli basın mensupları, Sözlerimi tamamlamadan önce Fransa'nın Nis kentinde yaşanan vahşeti, terörü bir kez daha lanetliyoruz. Acımasız teröristlere ve teröre karşı Fransız halkının da tüm insanlığında yanındayız. Terörün dini, ırkı, kimliği, mezhebi olmaz. Terör bir insanlık suçudur. Son dönemde dünyanın her yerindeki popülist siyasetçilerin din, kültür ve kimlik çatışmalarını körükleyerek oy devşirmeye çalıştıklarına şahit oluyoruz. Batı'da böyle politikacılar var. Ama doğuda da böyle politikacılar var. Bunlar üzerinde dans ettikleri bu düşmanlıkları ülkelerindeki yoksulların, işsizlerin, düzenden umudunu kesen kitlelerin öfkesini ve nefretini yöneltebilecekleri bir hedef olarak kullanıyorlar. Kısa vadede oy devşirmeye yarayan bu nefret dili kutuplaştıran popülist politikalar uzun vadede ne doğuya, ne batıya, ne kuzeye, ne de güneye yaramıyor tüm insanlığa zarar veriyor. Bizde de saray milletin aş, iş, ekmek derdine çözüm bulamadıkça milli olması gereken dış politikayı parti kongrelerine kadar indiriyor. Milletin gerçek gündemini ise konuşmuyor. Yalanı gerçek gibi sunan gerçek ötesi popülist siyasetin panzehiri gerçeklerdir. Hafta başında Erdoğan nasıl ki Fransa Türk markalı mal satın almayın diyorsa ben de Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunları sakın almıyor, almayın diyorum dedi. Ve boykot çağrısında bulundu. Ama sonra Fransa Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı resmi açıklamadan öğrendik ki Fransa'da Türk mallarına yönelik bir boykot yokmuş. Yani Erdoğan'ın bu sözlerinin aslı yokmuş. Peki olmayan bir boykot çağrısını kim varmış gibi göstererek Erdoğan'ı yine yanılttı? Yoksa Erdoğan Suudi Arabistan'la Fransa'yı mı karıştırdı? Çünkü Fransızların boykot çağrısı ne kadar asılsızsa Suudi Arabistan'ın boykotu bir o kadar gerçek. Ama nedense Suudi Arabistan'a Erdoğan'ın gıkı çıkmıyor. Erdoğan'ın etrafındaki şakşakçılar da ne Fransa'da ne de dünyanın herhangi bir yerinde Müslümanlara yapılan zulme kayıtsız kalmayız diyor ateşi harlıyor. İyi de bunların Çin'in Uygur Türklerine yaptığı zulme karşı neden sesleri çıkmıyor? Yoksa Uygur Türkleri bu beyler için yeterince Müslüman değil mi? Tamam sarayın kibirlisi için varsa yoksa ihvan. Bunu biliyoruz. Peki sarayın bekçisinin Uygur Türkleri için neden sesi çıkmıyor? Birleşmiş Milletler üyesi 39 ülke Çin'e Uygur Türklerine yaptığı zulmü durdurması için çağrıda bulunuyor bu çağrıda Türkiye'nin imzası yok. Neden? Bu iki yüzlü dış politika, bu ilkesiz siyaset ülkemizi en haklı davalarında bile tek başına bırakıyor. Milleti askıda ekmeğe muhtaç eden bu rejim anayasayı askıya aldı. Hukuk devletini askıya aldı. Çiftçiye verilmesi gereken, kanunen verilmesi gereken destekleri askıya aldı. 3600 ek göstergeyi askıya aldı. Emeklilikte yaşa takılanlara verilen sözleri askıya aldı ülkenin geleceğini askıya aldı. Şimdi sıra sarayında bekçisinin de ceketlerini askıdan alıp gitmesinde. Millet ne yaptıklarını görüyor. Ne söylediklerini duyuyor. Sabırsızlıkla beklediği ilk sandıkta notlarını vermeye hazırlanıyor. Yerlerini gösterecek, onları evlerine gönderecek. Bu liyakatsizlik, kibir ve zulüm dönemi bitecek. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sözlerimi tamamlamadan önce İzmir, İzmir'de ciddi bir deprem oldu. Umuyorum can ve mal kaybı olmamıştır. Tüm İzmirlilere, çevre illere, depremin hissedildiği çevre illere geçmiş olsun diyorum. Efendim sorulara geçmeden önce son dakika gelişmesiyle ilgili bir bilgi vermek istiyorum size. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Borno ve Bayraklı'da 6 binanın yıkıldığı ihbarının geldiğini paylaştı. Arama kurtarma çalışmaları başlamış. Sizin bu konuyla ilişkin bir değerlendirmeniz olur mu? Hep söylüyoruz. Yani gerçekten şu anda çok fazla söylenecek bir şey yok. İnşallah göçüğün altında kalan yoktur ya da kalan varsa bir an önce kendilerine ulaşılır, sağ salim çıkarılırlar. Şu an tüm tekrar tüm İzmir halkına geçmiş olsun diyoruz. Efendim bize yönlendirilen sorulara gelecek olursak da Habertürk tarafından yönlendirilen soruyla başlıyorum. Fransa'da radikal İslam fikirlerini yaymak gerekçesiyle kapatılan Baraka City adlı kuruluşun başkanı İdris Sihamedi Twitter'dan Türkiye'ye sığınma talebini dile getirdi. Göç İdaresi başvuruyu yapın, değerlendirelim diye mesajla yanıt verdi. Sizin bu konuya ilişkin yorumunuz ne olacak? E şimdi Türkiye bu perforesını Suriye ile izlediği perfores sınır politikasıyla aslında e, ülke e, göçmenlerin ve mültecilerin e, bir cenneti oldu. Tabi bunların arasında çok sayıda terörle iltisaklı kişiler de ülkeye girdi. Şimdi tabii ülkemizin sırtına bir de 50 milyar dolar yük yüklendi. Cumhurbaşkanının adıyla Cumhurbaşkanından bir sığınma talebi söz konusu. Göç İdaresi hemen buna bir cevap veriyor ve diyor ki bu e, buyurun gerekli evrakları getirin değerlendirmeye hazır bu ne demek yani bir şekilde e, IŞİD'le ilişkileri olduğu selefilikle bağlantıları olan bir örgütten bahsediyoruz bir örgütün başından bahsediyoruz bir kuruluşun başından bahsediyoruz burada şunu açıkça söylemem lazım bundan böyle Türkiye'ye gelecek olanların, sığınma talebi olanların durumları çok ciddi şekilde incelenmelidir. Bu ülkenin güvenliğini tehlikeye sokacak herhangi bir adım atılmamalıdır. Yani göç idaresi böyle bir incelemeyi yapmış mıdır? Kamuoyunun önünde bu mesajlar gidip geliyor. Evet. Efendim Fox TV tarafından yönlendirilen sorular var. İlk soru şöyle. Anıtkabir'deki törenlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlayan ve slogan atan sivil vatandaşların içeriye listeyle girdiğine ilişkin görüntüler var. O liste neye göre hazırlanıyor sorusu gündemde. Sizin e, bu iddiaya dair yorumunuz nedir? E daha önce e, yorumumu söyledim. Bu açık seçik densizliktir. Burada bir siyasi parti başkanı lehine slogan atanlar kabir adabına uymayıp slogan atanlar Atatürk'e saygısızlık edenler ne kadar densizse bu listeyi hazırlayanlar bu listenin içerisine içeriye girmesine izin verenler de o kadar densizdir. TV'nin diğer sorusu da şöyle. 50 bin dolarlık çanta tartışmasında gazeteci Hande Fırat Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde çantanın imitasyon, çakma olduğunu yazdı. Bu konuda Cumhurbaşkanlığından bir açıklama yok. Ama bu köşe yazısıyla ilişkin sizin yorumunuz ne olacak? Şimdi her şeyden önce şunu söyleyeyim. Yani <laughs> imitasyon çanta ne demek? Taklit çanta demek. Taklit çanta ne demek? Sahte çanta demek. Uluslararası bir markanın sahtesi demek. Yani bu, bu iddialar gerçekten düşünülerek mi yapılıyor? Bu sözler düşünülerek mi söyleniyor? Çünkü saraydan bir danışmanın söylediği söyleniyor. Yani aklım kesmiyor. Bu skandal. Ama şunu burada söylemek istiyorum. Yani bu çanta meselesi ne dayanarak Sayın Tayyip Erdoğan eşiyle uğraştığımızı söylüyor. Ne genel başkanımızın ne de bu parti sözcülerinin Sayın Erdoğan'ın ailesiyle ya da hanımefendinin şahıslarıyla bir sorunu yok. Bizim söylediğimiz şu. Eğer devleti yönetiyorsanız o zaman ailenizle birlikte kamuoyunun önündesiniz. Ailenizle birlikte örnek olmak zorundasınız. Ailenizle birlikte örnek olurken insanların artan yemekleri alırım diye bağıra bağıra sokakları dolaştığı, çöplerden yemek topladığı bir ülkede 50 bin dolarlık çantayı kullanmamalısınız. Bizim derdimiz bu bununla yani şunu sorarım yani sadece tabii ki çanta değil saraylar da mı çakma uçaklar da mı çakma evet Efendim Halk TV tarafından yönlendirilen sorular var. İlk soru şöyle. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, bütçe görüşülürken CHP'li vekiller ve Berberoğlu tartışmasında hükmü en uzun ben beklettim. 17 ay. Siz ne yaptınız arkadaşlarınız için dedi. Siz bu açıklamayı nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi bizim hukukçularımız, Sayın Berberoğlu'nun ile birlikte atılması gereken tüm adımları attılar. Ha eğer meclis başkanı siz mecliste ne yaptınız diye soruyorsa o zaman kendisine şunu hatırlatmak isterim. Yaptığımız, girişimde bulunduğumuz, verdiğimiz yasalar, araştırma önergeleri bunların hepsi meclis tarafından reddedildi. Enis Berberoğlu ile ilgili süreci mahkemeler ve Sayın Şentop yürüttü. Biz meclise ne önerdiysek, bakın şunu söyleyeyim. Bunların içinde otizmli çocukların, çocukların sayısındaki artışın da araştırılmasına dair, yani tamamen insani önergeler de var. Ona rağmen bunların hepsi biz ne yaptıysak reddedildi. Şimdi Sayın Şentop'un kalkıp Enis Berberoğlu'nun hakkının yenmesi, Nin aynı zamanda yasama organının bir mensubunun hakkının yenmesi anlamına geldiğini yarın öbür gün bunun bütün milletvekillerinin başına gelebileceğini bunun aslında meclisin hukukuna tetikçi yargının tecavüzü olduğunu idrak etmesinden sonra bunun sorumluluğunu kalkıp bizim üstümüze yıkması kabul edilemez. Teşekkür ediyorum. Efendim, e, Halk TV tarafından yönlendirilen bir diğer soru şöyle. New York Times gazetesi Halkbank dava sürecinde Erdoğan'ın Trump ile kişisel ilişkileri üzerinden ABD'nin yargı kurullarına baskı uyguladığı iddiasını haberleştirdi. Necati Bey izin verirseniz burada keselim. Şimdi gerçekten çok Ciddi bir olay yaşadık. Tabii. E, milletimiz çok endişeli, üzüntülü. Onun için e, izin verirseniz bu, bu noktadan sonra e, soru cevapları keselim. Çok teşekkür ediyorum. Tabii efendim. Son bir bilgi de paylaşayım sizle. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer, e, yıkılan bina sayısıyla ilgili kendilerine gelen ihbarın 20'ye ulaştığını söyledi. Evet dileririz geçmiş olsun İnşallah İnşallah can kaybı yoktur demekten başka çaremiz yok teşekkür ediyorum